Değerli takipçiler, sevgili dostlar, merhaba. YouTube Sedef Kabaş TV'ye hoş geldiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle yayınlarda biliyorsunuz, önce söylenilen şeyi ben hep unutuyorum. Lütfen abone olunuz, yayınları paylaşınız, beğeniniz ki gücümüze güç katın ve burada gerçekleri konuştuğumuz bu yayınların daha geniş şekilde duyulmasına fırsat verin. Şimdi gündem tabii ki Sedat Peker'in iddiaları. Tabii Sedat Peker'in iddialarını konuşacağız ama esas meselenin özünü de konuşacağız. Nedir meselenin özü? Nasıl oluyor da siyasetin önde gelenleriyle organize suç örgütü liderleri ya da elebaşları bu kadar yakın ilişki içinde oluyorlar? Bu kadar karşılıklı atışmalara, tartışmalara girebiliyorlar. O anlamda Türkiye'de mafya, siyaset, emniyet ilişkisi ağı nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Bütün bu ortaya saçılan iddialar sonrasında neden bazıları suskun? Neden yargı hala harekete geçmiyor? Neden 50 milyona yakın insan bir mafya liderinin videolarını seyrediyor? Bu neyin göstergesi aslında? Bunu konuşacağız. Dün akşamki Habertürk'teki yapılan yayını konuşacağız. Hani Süleyman Soylu'ya soruyorduk göya. Hani sorular soracaktık. Oradaki gazeteciler de soru soracaktı ve merak edilen iddialara yönelik olarak merak edilenler ortaya konulacaktı ama o anlamda tatmin edici bir yayın da olmadı. Onun da detaylarını konuşacağız. Ama en önemlisi de bütün bu olanların Türkiye'yi nereye taşıyacağına ve ortaya saçılan bu iddialar ve tartışmalar sonrasında, bu kirli ilişkiler sonrasında kimlerin gidici olacağını, Türkiye'yi nasıl bir dönemin beklediğini, Türkiye'nin siyasetini ve geleceğini, bütün bu yaşananların nasıl etkileyeceğini de konuşacağız değerli konuğumla. Kendisini zaten çok yakından takip ettiğinizi düşünüyorum. Gerçi uzun zamandır ekranlara çıkmıyor. Herkese de röportaj vermiyor. O yüzden ben Sayın Saadettin Tantan'a davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Eski İçişleri Bakanı, 30 yıllık emniyet tecrübesine sahip ve Türkiye'nin temiz toplum olması yönünde attığı adımlarla da gerçekten itibarlı bir isme sahip olan Sayın Tantan'ı bu akşam canlı yayında ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Sedef Hanım. Sizi ve takipçilerinizi saygıyla selamlıyorum. Siz de aslında Tele1'den sizi hep izleye gelmiştik. Şimdi de kendi YouTube kanalınızı kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Tantan. Şimdi siz gerçekten emniyetin içinde 30 yıl yanılmıyorsam emek vermiş. Daha sonra da eski İçişleri Bakanı olarak biliniyorsunuz. 99-2001 yılında tam da AKP'nin iktidara gelmesinden önceki dönemin İçişleri Bakanısınız. Şimdi önce şöyle bir soruyla başlayayım. Sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Dün akşamki yayını seyrettiniz mi? Milyonlarca insan seyretti. Siz de seyrettiniz mi ve sizde nasıl bir duygu bıraktı? Ne düşündünüz izlerken? Valla Sayın Bakan çok güzel hazırlanarak gelmiş. Ben bu gazetecilerin yorumlarına da baktım. Tabii cevap veremediği şeklinde bir takım şeyler var. Yani sorulara karşı. Berdan Bey de o konuda az önce 18 dakikada açıklamıştı. Yani yorum halka bırakalım. O bizim eski meslektaşımız gibi gördüğümüz oyunlara göre bir mücadele kendisi bakanken yaptığı mücadeleyi anlatmaya çalıştı. Ondan sonraki halkın takdiri tabii şey yapacaktır. Yani şimdi İçişleri Bakanı tek kişilik hükümete bağlı bir İçişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı'na bağlı bir İçişleri Bakanı. Bütün karar merci oradaki Recep Tayyip Erdoğan. O bakımdan da iyi düşünmek ve iyi bakmak gerekiyor. Yani özellikle yurt dışından video çekerek Türkiye'ye bir takım bazı doğrularla, doğru olmayanları içine katarak kendi yazdığı senaryoyla adeta halkı video
kilitlemiş olan kişi yıllar yılı Adalet ve Kalkınma Partisi biz, Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde olduğunu kendi ifade ediyor. Mitinglerle, işte insanlara karşı tehdit etmelerle falan ve iktidarı kullanarak da zenginlik sınırını aştığı için de, zenginleşme sınırını aştığı için de kavganın içerisinde acaba ne yatıyor diye insanın aklına geliyor. Acaba hakimiyeti, statüyü kaybetmemek yatıyor veya ise elde edilen büyük kazanımın paylaşımında mı kavga var? Biliyorsunuz eskiden eşkıya soyduğu zaman kavga nerede çıkıyordu? Paylaşımda çıkıyordu. Birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi de örgütü suçun derebeyleri çok büyük güce ulaştıkları için Türkiye'de artık sermaye büyüklüğü de kalmadığı için elde edilecek kazanımlar da ortadan kalktığı için şimdi birbirlerine girmiş olabilirler. Bunu da böyle de bakmak gerekir. Bir İçişleri Bakanı, emniyetimizden sorumlu bir İçişleri Bakanı nasıl bir mafya lideriyle bu kadar yakın ilişki içinde olabilir ki? Bugün ortaya yayınlanan video saat 6'da hem Sayın Soylu'nun hem de Sedat Peker'in tanıdığı ortak bir isim Reşat Hacı Fazlıoğlu kendisiyle yaptığı bir telefon kaydını yayınladı. Orada da Reşat Hacı Fazlıoğlu'na şöyle diyor Süleyman Soylu'yla ilgili olarak. Ben ona 30 yıldır iyilik yaptım. Babasına bile iyilik yaptım diyor. Nasıl oluyor da bir bugün İçişleri Bakanı, emniyetimizden, güvenliğimizden sorumlu bir bakan, bir mafya lideriyle bu kadar içi dışlı olabiliyor? Nasıl olur da bir mafya liderinin iyilik yaptığını iddia ettiği biri Türkiye'de bizim güvenliğimizi emanet ettiğimiz biri olabiliyor? Bu sorunun muhatabı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Siyasetçiler özellikle ilk Tayyip Başkanlığı, il başkanlıklarında halktan her kesimde iç içe olabilir. Fotoğraf çektirebilir, destek isteyebilir, yapabilir. Yıllar içerisinde bu böyle olay gelmiştir. Yani baktığın zaman sadece Türkiye'de de ki Amerika'da da Avrupa'nın diğer ülkelerinde de güçlü mafyanın siyasete el attığı, hatta milletvekili seçtirdiği ve kendi gücünü kabul ettirmek için de kullandığı bir vaka ve gerçek. Bunda bu konuda bir sürü kitaplar yazılmış vaziyette. Türkiye'de de yıllar içerisinde Türk sermayesi milli kimliğe ulaşmadığı için, yani Türk sermayesi millileşemediği için, milli kimliğe ulaşmadığı için, ekonomik altyapısı da milli oluşamadığı için, komisyon sermayesi olduğu için de Türkiye yıllar içerisinde Batı sermayesinin tutsağı haline geldi ve gelmeye devam ediyor hala. Böyle bir tutsaklık siyaseti de tutsak alıyor. Geniş değerlendirmek gerekiyor. Kişisel üzerine bakmamak gerekiyor. Ama burada nasıl bu böyle oluyor diye biz kabul edemiyoruz değil mi? Öyle o şekilde. Yani kim kullanıyor bunu? Adalet ve Kalkınma Partisi kullanıyor. Kimi kullanıyor? Yer altındaki mafyamsı bir takım yapıları kullanıyor. Sadece o mu var? Daha isim duyulmamış bir sürü isimler var. Öyle diyeceksiniz. Ya bu isimleri yıllar içerisinde kim kullandı, nasıl zenginleşti, bunlar devlet için mi çalıştı, kimin için çalıştı, bunlar devlet için kendini devlet gibi gösteren bazı devlet görevlilerine para toplamak için mi bunlar sahaya sürüldü? Bunlara baktığınız zaman, arşivlere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Arşivler bunu teyit ediyor. Hiç fazla bilgiye, detaya gerek yok ki. Bunun benim açmam da doğru olmaz zaten. Peki Sayın Tantan, güçlü bir devlet mafyaya ihtiyaç duyar mı? Asla duymaz. Bugün Türkiye'nin bir modern devlette üç temel ayak vardı. Özgürlük ayağı, güvenlik ayağı, adalet ayağı. Bu üç ayakta var mı şimdi? Yok. Siz de konuşmanızı açarken işte adaletten bahsettiniz. Bir takım açılımlar yapılması gerektiğini söylediniz. Bu üç ayak birbirini tamamlayan ayaktır. Yani biri birinden üstün olmaz. Yeri geldiği zaman bazen güvenlik öne çıkabilir ülkenin iç ve dış tehditlerine karşı. O da yine özgürlük ve hukuk zemininden asla sapamaz. Yani iç ve dış tehdit olsa dahi yine özgürlük ve adalet ayağını geçemez. Onun için de temel altyapılara ihtiyaç vardır. Hukuki altyapılara ihtiyaç vardır. Kurumsal altyapılara ihtiyaç vardır. Yani bugün Türkiye, Türk halkı
neyi konuşması, neyi tartışması lazım? Muhalefet neyi tartışması lazım? Dijital dünyaya doğru gidiyoruz. Dördüncü sanayi devrimi bütün dünya esir almaya geliyor. Zihinleri köreltmeye geliyor. Hatta endüstriyel yiyeceğin artık hakim olacağı bir döneme doğru evriliyoruz. Ama ticaret onları konuşabilmemiz için önce can güvenliğimizin olması lazım. Yani mahvile iç içe girmiş bir siyaset eğer söz konusu ise ve biz o siyasi iradeye geleceğimizi emanet etmiş isek zaten önce bir can derdi var. Yani bir güvenlik sorunu var bu ülkede. Yaşam güvenliği şart tabii ki. Yaşam güvenliği olmaksızın olmaz. Ama öncelikle hangi güvenliğe ihtiyacımız var? Bilgi güvenliği. Yani bilgi güvenliği bizim yaşam güvenliğimizden de önemli. Bunu sağlayacak olan kim? Ülkeyi yönetmeye talip olan iktidar ve muhalefet. Hem bilgi güvenliğini hem yaşam güvenliğini. Bunu yapması için ne yapılıyor? Hiçbir şey görebiliyor muyuz? Yaşam güvenliği ve bilgi güvenliği ile ilgili. Sadece birbirine suçlayan siyasetçiler var. Ama Türkiye bu devri geçmesi lazım. Şimdi bilgi güvenliği dediniz Sayın Tantan. Bir İçişleri Bakanı kimin kimle ilişkisi olduğunu, mesela 104 amiralin gözaltına alınmasından sonra Sayın Soylu İçişleri Bakanı olarak hemen akabinde bir açıklama yaptı. Dedi ki bu amirallerin ilişkilerini öğrendik. Bunların yakın aile bireylerinin CHP üyesi olduğunu tespit ettik dedi. Sanki CHP üyesi olmak, örgüt üyesi olmak gibi. Ve bunu da deşifre etti isimleriyle birlikte. Ve hatta kimi yandaş medyada da bunlar yer aldı. Bunlar suç mudur efendim? Ya da İçişleri Bakanı'nın böyle bir şey yapma yetkisi var mıdır? Tabii ki böyle bir söylemi kabul edemeyiz. Hiçbir Türk vatandaşı kabul etmez. Yani o amiraller uluslararası alanda bile söz sahibi olan, hatta onların fikirlerinden istifade edilen amiraller, öyle çok nitelikli, özellikle mavi vatan anlayışı içerisindeki ortaya koydukları tezler bakımından da son derece önemli. Burada işin acı tarafı nedir biliyor musunuz? Bunu Yugoslavya yaşadı. Ya bir ülkede ülkenin yetişmiş insan gücünü kirletirseniz, itibarsızlaştırırsanız, diplomasisinden, akademisinden, bürokratından, silahlı kuvvetler ve istihbarat kuvvetleri mensuplarına kadar otomatik olarak halkın güveneceği kimse kalmaz. O ülkeyi parçalanmaya doğru sürükler. Ama Büyük Ortadoğu Projesi'nin içeriğinde, özellikle altına imza atan Büyük Ortadoğu Projesi'nin içeriğinde Türkiye'nin hangi konuma getirileceği, dönüştürüleceği var zaten bunda. Bunlara da girelim. Ona geleceğim Büyük Ortadoğu Projesi'ne. Ama ben sorumu tekrar ediyorum. Bir İçişleri Bakanı'nın bunu yapma yetkisi var mı? Yoksa Süleyman Soylu bunu yaparak bir suç işlemiş oluyor mu? Efendim öyle bir söylemi, öyle bir sözden söz konusu şey kabul edilemez. Bakanın yani böyle bir yetkisi var mı yok mu? Efendim yetki zaten böyle bir söylem kimse yapamaz ki. Yetkiyle sınırlamadı. Yani bakanların yetkileri kanunlarla belli, yasalarla belli. O yetki çerçevesinde zaten hizmet ediyorlar. Ya yani bugünkü uygulanan gerek idari hukuk bakımından gerek ceza adalet sistemi bakımından bakıldığında kolluk güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının, siyasetin hepsinin yetkileri belli. Yetkileri sınırlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri belli, sınırlı. Onlar o yetkiler çerçevesi, yetkiler ortadan kalktığı için anayasaya ayaktan altına aldım diyen bir cumhurbaşkanı var. Kendi koyduğu kanunu kuralı tanımayan bir cumhurbaşkanı var. Yani şunu şöyle diyelim. Şimdi cumhurbaşkanı diyebilirsiniz ki efendim Türkiye bir hukuk devleti. Yasama yürütme yargı erkler var. Erkler şeyi var. Biz erkleri kabul ediyoruz. İşte yasama yürütme yargı. Biz onlara müdahale etmiyoruz ki. Peki ona şu sorulmaz mı? Efendim yasama yürütme yargı da siz bunu böyle söylüyorsunuz ama koyduğunuz kuralı tanımıyorsunuz. Milleti aldatıyorsunuz. Hile içerisindesiniz. Güven vermiyorsunuz. Güvensizlik var. Peki o zaman akla şu gelmez mi? Bizim söylemek istediğimiz bu erkler değil ki. Nedir peki erkler? O zaman sizin ortaya koyduğunuz hukuki anlayışta yani özellikle kolluk güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının, güvenlik güçlerinin görev tanım ve tariflerinde ifadesini bulan
ve suç ve suçlular takipte ortaya konan yasal altyapıyı bize anlatın bakayım diyeceksiniz. Size ne anlatacak? Söyleyebilecek mi hiçbir şey? Söyleyemeyecek. Niye? O zaman bugün bir kanun devleti yok diyebilir miyiz? Bu anlattıklarınız. Bugün kolluk güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının, güvenlik güçlerinin dijital dünyada evrilirken yeniden görev tanım ve tariflerini yeniden belirlenmesi, tanınması ve teknolojiyle donatılması gerekiyor. Teknolojik çağa girdik. Artık uydudan, her taraftan insanlar gözetleniyor, arşivleniyor, dinleniyor. Yani Kıbrıs Birinci Dünya Savaşı'nda bir istihbarat adasıydı. Şimdi full istihbarat adası oldu. Ve böyle bir şeyde Türkiye'nin de güçlü olması gerekiyor. Bunun yapılması, bunun tartışılması gerekiyor. Demem o ki bugün 1999 yılında rahmetli Ordonez Profesör Surdan Özel'in başkanlığında onun çabalarıyla çıkarılmış olan 4422 sayılı çıkar amaçlı suçlarla mücadele yasası delilden suç ve suç örgütlerine giden bir yasaydı. 2005'te ortadan kaldırıldı. Bugünkü ceza sisteminde bu yok. 2006'da da 1993 yılında yine hocanın çıkarttığı terör, silahlı ve silahsız örgütlerle mücadele yasası silahsız örgütlerle mücadele ortadan kaldırıldı. Şimdi siz diyeceksiniz bağırıp çağırıyorsunuz. Biz şunu yapıyoruz teröristle mücadele ediyoruz. Kardeşim o zaman soru şu. Terörün finansmanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mücadele etmek için bir kurumsal altyapı yaptınız mı? Yapmadınız. Peki niye bağırıp çağırıyorsun? Niçin yurt dışına çıkıp da Almanya'da, Alman hukukunda, Fransa'da, Fransız hukukunda, İngiltere'de, Amerika'da bu mücadele verebilirsiniz ve bunu kazanabilirsiniz. Niye bunu yapamıyorsunuz? Çünkü öyle bir vizyonları yok. Öyle bir dertleri de yok. Büyük Ortadoğu Projesi onu engelliyor çünkü. Eğer Büyük Ortadoğu Projesi neden engelliyor? Bir organize suç örgütü ve terör örgütüyle sizi masaya oturtan İngiliz istihbaratı ben emir ediyorum bunları böyle yazacaksınız ve gidip uygulayacaksınız derse demek ki tutsaksınız demektir. Bir şey yapamazsınız demektir. Böyle binlerce örnek var. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın konuşması milletin aydınlatması gerekmez mi? Niye susuyor? Niye susuyor sizce Cumhurbaşkanı? Çünkü siz aslında Süleyman Soylu'ya sorulan bütün soruların gerçek muhatabı Erdoğan dediniz. Erdoğan evet. Tamamen Erdoğan. O niye konuşmuyor? Her şeye çıkıp da camide her mekanda konuşa geliyor da niye burada konuşmuyor? Konuşsun. Kim engelliyor? Engelleri var mı? Yok. Millet onu bekliyor niye konuşmuyor diye. Değil mi? Çünkü onun konuşmayışı hem ülke içerisinde yer alıyor hem de uluslararası anlamda Türkiye itibarsızlaştırıyor. İtibarsızlaşıyor. Çünkü dışarıdan para vermek isteyen şirketler bile tereddüt içerisinde. İçeriden yaptırım yapmak isteyen sanayici korku ve panik içerisinde. Şimdi uygulanan pandemi politikasının iflas ettiğini hepimiz gördük. Virüs politikasını. Yani siz hırsızlık enstitüsünü neden kapattınız? Kim kapattırdı size? Bunu açıklayacaksınız. Yani domuz gribi, kuş gribi derken ödediğiniz paralar, yüksek miktarda paralar ödedik değil mi? O büyük ilaç şirketiyle ilgili yapılan devlet güvenlik mahkemesindeki o soruşturmayı yürüten savcının ortaya koyduğu belge ve bilgiler çerçevesinde ona kesilen cezayı biz fazlasıyla ödedik. Niye ödedik? Onun bize dayattığı virüs, onun ortaya çıkarttığı domuz gribi, kuş gribiyle ilgili büyük şeyle ödedik. Ödettirdiler bize. Hırsız enstitüsünü de kapattırdılar. Araştırma enstitüsünü niye kapattırıyorlar? Niçin bunun cevabını vermiyorsunuz? Veremiyorsunuz. Çünkü bir ülkenin üç temel ayağından bahsettim değil mi? Özgürlük ayağı, güvenlik ayağı, adalet ayağı. Peki bunun altyapısı nedir? Yaygın bilgi ağları. Yaygın bilgi ağları nedir? Özellikle yaygın bilgi ağları bilginin dünyanın neresinde olursa bilgiyi toplamak ve bu bilginin içerisinde bilgi havuzlarında bunun havuzdan geçirilmesi, araştırma süresinin tartışılması, bu bilgilerden halkın aydınlatmasına gerek olan bilginin halkla paylaşılması ve böylece bilinçli nitelikli bir toplum yaratmak. Erdemli evet. Bir toplum yani yaratmak. O bilgi çağında her şeyin daha şeffaf hesap verilebilir olması gerektiğini söylüyorsunuz. Mesela dediniz ki terörle mücadele
edildiği yönünde bağırıyorlar ama bu mücadelenin altyapısını oluşturmuyorlar dediniz. Sayın Soylu'ya dün akşam yayında sorulan bütün sorulara net bir yanıt vermediği gibi hep biz aslında terörle mücadele ediyoruz. İşte terörü bitirdik. Allah aşkına yaptıklarımızı görmüyor musunuz? Şeklinde yanıtlar vermeyi tercih etti. Ama siz gerçek anlamda bir terörle mücadele yapıldığını düşünmüyor musunuz? Teröristle mücadele ediliyor. Süleyman Soylu da yani kış, kıyamet, yağmur, her şey alanda oraya gidiyor ve oradaki yetkililere moral veriyor. Yani oradaki bu mücadele içerisinde katılmış olanlara moral veriyor. Bu da önemli bir yaklaşım. Onu da takdir etmek gerekiyor. Ben terörle mücadeleden bahsediyorum. Terörle mücadeleyi iktidar verir. İktidarla beraber de bu devlet politikasıdır. Bunun şey politikasına çeviremezsiniz. Şahsi bir politikaya çeviremezsiniz. Çünkü devletin bekası, devletin kalkınması, huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması sadece Türkiye bakımından değildir ki. Çevresiyle beraber kalkınacaktır. Çevresiyle beraber güvenlik içerisinde yaşayacaktır. Bu büyük bir projedir. Ama bunu bize kim dayatıyor yıllar içerisinde? Hangi ülkelerin, hangi istihbarat teşkilatlarının PKK'yı, YPG'yi, diğer suç örgütlerini desteklediğini arşivler biliyor. Herkes biliyor. Bunlar yazıldı, çizildi, kitaptan oluşturuldu. Bu konuda literatür boş değil ki. Herkes her şeyi bizden daha iyi biliyor. Ben de derim ki bu videolarda fırsat bilerek insanlar bir takım geçmişler hafızalarını dile getirmeye başladılar. Türkiye'nin tabii ki bütün bu kirlilikten arınması gerekiyor. Bu kirlilikten arınması tek başına olamaz. Tek bir Türkiye'deki tek başına iktidar ve muhalefet bunu yapamaz. Halkla beraber bunu yapabilir. Halkla beraber de yapamaz. Uluslararası alanda birlikteliğe, bilgiye ihtiyaç var. Yani bazı ülkelerle beraber çalışarak yurt dışındaki kirliliği de takip etmek gerekiyor. Ama Türk İstihbarat Teşkilatı'nın bunu başarılı yapabilir. Ama bu konuda siyasi iradeye ihtiyaç var. Sayın Tantan, bu siyasi irade dediniz. Şimdi bu siyasi iradenin önde gelen temsilcileri Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı ve Sedat Peker gibi bir mafya babasıyla ismi anılıyor. Ve Sedat Peker videolarında kendisine 20 yıldır yatırım yaptığını söylüyor. Yine bu siyasi iradenin önde gelen temsilcilerinden biri olan Binali Yıldırım hem bakan hem başbakanlık yapmış. Ve AKP'nin her daim içinde yer almış önemli bir isim. Oğlu Erkan Yıldırım uluslararası uyuşturucu ticareti konusunda adı geçiyor. Ya yani bunlar iddialar tabii, doğru mu bilmiyoruz ama iddialar, adı geçiyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde bugün iktidarın küçük ortağı olarak bilinen Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı ile olan ilişkisi zaten ayan beyan ortada, hatta aynı davanın arkadaşıyız, yani dava arkadaşıyız dedi. Şimdi burada nasıl bir siyasi iradeden bahsedeceğiz? Yani ona da biraz açıklık getirebilir misiniz lütfen? Bu siyasi irade mi Türkiye'nin emniyetini sağlayacak? Bu siyasi irade mi Türkiye'nin uluslararası suçlara karşı mücadelesinde önderlik yapacak? Efendim yurt içinde ve yurt dışında zaten Adalet ve Kalkınma Partisi büyük itibar kaybetmiş vaziyette. Onun bir şey yapabilme şansı kalmamış vaziyette. Ama bir şekilde halktan oy almış ve yıllar içerisinde sürekli yalan konuşarak iktidarda kalabilmiş olan bir iktidar bir takım gerçekleri hepimizden fazla biliyor. Onun arşivi çok daha geniş. Çünkü onun özellikleri bakımından suç işleyen herkesi arşivlediği için o arşiv bütünlüğü içerisinde kimse oradan kopamıyor. O arşiv bütünlüğü içerisinde Bahçeli'nin ne kadar var bilmiyorum. Ya o da bürokrasi, siyaset, iş adamı, gazeteci, televizyoncu, yurt içinde, yurt dışında bazı siyasi aktörler, herkes olabilir. Amerikan senatörleri de olabilir, İngiliz lordları da olabilir, Avrupa Birliği şeyleri de olabilir, bürokrasi de olabilir. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın BCCI'nin kurucusu avukat Hasan Elebadi'nin onun açılımını, çalışmasının ne olduğunu okuduğumu zannetmiyorum ama
ona örnek olarak vermek istersem, çünkü o çok büyük bir isim dünya çapında. Nasıl büyüdüğü, nasıl bütün dünyanın her tarafındaki karanlık ilişkilerde, her türlü kaçakçılıkta, her türlü faaliyetlerde, fabrikasından şuraya buraya kadar hakim olduğu ve bütün bu saydığım şeyleri nasıl teslim aldığı bilindiği için de Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a uygulatılan bu model aslında bir önemli bir büyük abi modeli. Çok önemli bir model. Siyaseti kirleteceksiniz, kişileri kirleteceksiniz, iş adamını, bürokratı, televizyoncu ve daha tutsak alacaksınız. Hatta cami hocasını bile kirleteceksiniz. Yani bunun gibi bu kirliliği Osmanlı Devleti'nin parçalamasını, Atatürk arkadaşları bunu yaşadıkları için Cumhuriyeti kurarken iki ayak üzerine kurdular. Bir Türk kimliği, bir tane inanç kimliği. İnanç kimliğini özgürleştirdiler. Tutsaktı çünkü. Bugün geldiğimiz noktada inanç kimliği tutsak. Tutsak olmuş vaziyette. Halbuki din herkes için, hangi dine inanırsa olsun, hangi mezhebe inanırsa olsun, özgür ve bağımsız bir şekilde onu uygulayabilmesi gerekiyor. Orada dayatma, bunu kabul edeceksin deme asla söz konusu olamaz. Yani bugün... Sayın Tantan, bu kadar uluslararası çapta küresel bir güç ve uluslararası ilişkiler boyutunda Türkiye'ye dayatılan bu sistem her şeyin kirlenmesini istedi dediniz. Siyasetin, iş insanlarının, işte medya mensuplarının. Peki o zaman şöyle soralım. Türkiye'nin iç dinamikleri ne olursa bu kirli ilişkiler ağına dur diyebilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin iş insanları, iş adamları, mafya babaları, eski bakanları, başbakanlarının ismi uyuşturucu ticareti ve yani uluslararası uyuşturucu ticareti ve hatta silah kaçakçılığı gibi konular kapsamında iddialara baktığımızda özneler. Yani biz ne yapacağız da Türkiye olarak bu pisliklerden arınacağız ve temiz toplum olacağız? Efendim bunları çok basit çözülür. Bunlar zor bir şey değil. Türkiye'nin potansiyel gücü, yetişmiş insan gücü tutsak olan reel gücünden çok fazla. Yani Türkiye'nin şu andaki reel gücü tutsak ama potansiyel gücü, nitelikli insan gücü, milli gücü son derece yüksek. Onun için hiç korkmaya, çekinmeye gerek yok. Ya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri eğer halkın önüne çıkıp liderlik yapamıyorsa, hala milletvekili olmak için koşuşuyorsa, hala Cumhurbaşkanı sen mi olacaksın, ben mi olacağım tartışması içerisindeyse, onların ülkeye hiçbir katkıların olmayacağını görmemiz lazım. Değil mi? Bugün Türkiye neyi yaşıyor? Türkiye dışarıdan yüksek faizle para bile bulamıyor. Swap parasını bile yüksek faizle alıyor. Aslında Türkiye'nin yurt dışına paraya ihtiyacı var mı? Yok. Türkiye kendi parasını kendisi içeriden bulabilir. Peki düven kalmadığı için içerideki yatırımcı yatırımdan korkuyor. Sanayici gelişmeden korkuyor. Ve işin acı tarafı özellikle Türkiye'deki sanayici kendini aşmış, kendini hakikaten aşmış, uluslararası alanda ihraç ettiği mallar bakımından, üretimi bakımından kabul gören bir şey var. Ve özellikle bu coğrafyada, yani Türkiye bu bölgede ve havzada, hatta kıta Afrika'da, kıta Avrupa'da Çin'in önüne geçebilecek güç ve kapasiteye sahip. Ve bunu engelleyen maalesef bu kirli ve kimliksiz siyasi kadrolar. Oradan herkes yüzde bilmem kaç istiyorlar. İthalatta da ihracatta da. Ham madde ithalatında da ihracatında da. Böyle olunca sanayicini boğarsan, üreticini boğarsan, tarımda çalışanını boğarsan, tekstilcini boğarsan, turizmi boğarsan, turizmi sadece eğitimi de sadece şeye teslim edersen, tek kişinin iradesine teslim edersen kaybedersin. Bunlar başlı başına bir sorun ama bunlar süratle çözülebilir, çözülmez değil. Ben derim ki yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine ortaya çıkın, liderlik yapın. Artık partiler kendini ifade edemiyorlar. Ya bir taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi yurt içinde ve yurt dışında çökerken bir taraftan da muhalefet çöküyor.
Bu garip bir şey değil mi? Halk sokakta kime oy vereceğiz diye tartışma içerisinde. Ama halkın kendisi ortaya çıkması lazım. Efendim kime oy vereceğim? Ya kardeşim sen de bir Atatürk ol. İlle birini niye tutsak olacaksın? Niye birisi kolaycı yoldan beni birisi namusumu, şeref himayesiyetimi korusun, bana iş versin, İslam yaratsın, beni geçirsin diye bekliyorsun? Allah'ın emrine Sayın Tan, adalet ol. eski bir Bak şu. İçişleri Bakanı olduğunuz için hemen bunu bir sorayım. Çünkü bakın, iktidar insanları sokağa çağırdığı zaman bu demokrasi oluyor. Ama muhalefet insanları sokağa çağırdığı zaman bu darbe oluyor. Bunu nasıl aşacağız? Efendim, muhalefetin insanları sokağa çağırmasına gerek yok. Hukuk zemininde her şey yapılabilir. Muhalefet Ama insanların protesto hakkı, grev şöyle hakkı, itiraz hakkı, eleştiri hakkı olmasına rağmen derdest ediliyorlar. efendim onu anlatayım. Şimdi muhalefet ne yapacak? Hiç bağırıp çağırmasına, bir hakaret etmesine gerek yok. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtiyaçlar bakımından 3 maddelik, 4 maddelik, 5 maddelik bazı yasaların yeniden yürürlüğe girmesi için kimi sıkıştıracak? İktidarın. İktidar ve onun ortağı karşı çıkarsa samimi olmadıkları ve Türkiye'yi düşünmedikleri ortaya çıkacaktır. En basitinden Zaten söyleyeyim. her şeyi reddetmiyorlar mı otomatik olarak? Efendim reddedince o zaman işte muhalefet diyecek ki ey Türk halkı, il il gezecek. İşte biz terörle mücadelede yani sizi soyan sadece PKK Meclis Araştırma Komisyonu'nda bir kapıdan 300 trilyon para kazanıyor diye meclis sabıtlarına girdi. O gündemden düştü. PKK sadece ülke genelinde aşağı yukarı 15'e yakın kendi kurduğu gümrük kapılarından sürekli girenden de para alıyor, çıkandan da para alıyor. Bu da gündemden düştü. Peki o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuşma hakkı var mı? Yok. Var mı? Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin halkı aldatma hakkı var mı? Yok. Böyle sıkıştıracağım. Daha bir takım yasalar söyleyeceğim. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili, çevreyle ilgili sadece çok sınırlı sayıda birkaç yasa getirecek ve hepsi karşı çıkacaklar. Yani bugün hazine yağması, vakıf yağması, meraların yağmalanması, bunların özellikle bakanlık döneminde hazine, vakıf, mera yağmalarının ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarttık. Bunlar hepsi arşivlerde var. Ya bizim o günkü ortaya çıkarttığımız bütün şeylerdeki organize suç yapılanmasında milletvekilleri hepsi birbirine akraba, kimse yabancı değil ki. Herkes birbirleriyle ortaklaşa, ülkede ortaklıklar kurmuşlar ve soymuşlar ve soymaya devam edecekler. Geçmişten bugüne kadar bu soygun sistemi devam ediyor. Ya 1980 öncesi sanayileşmeyi engelleyen yapıyı arşivler biliyor. Türk İstihbarat Teşkilatı'nın önüne açsın Tayyip Bey. Yani kendi getirdiği özellikle belediyelerden sağdan soldan getirdiği hiç bilgisi olmayan insanları oradan çeksin alsın. O da orada 10 Nisan bilen, 5 Nisan bilen ve bu ülke için büyük ülke seven, sayan yüksek deneyimli nitelikli bu insanların önünü açsın ve Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan yok etmeye çalışan bütün bir yapıları ortaya çıkartsınlar. Gazetecileri çıkartsın, gazeteleri çıkartsın. Lise talebeliğinden bu yana üniversitede bile devşirilmiş özellikle yabancı servislerin okuluna bile getirip götürdüğü hangi okula yabancı kontenjandan girdiklerini hepsi belli arşivlerde var bunlar. Onlar şimdi Türkiye'yi kurtarmak için Şöyle bir şey sorayım hemen. Hepsi arşivlerde var diyorsunuz. Hatta devlette diyorsunuz kim suçlu kim değil hepsinin arşivi vardır. Şöyle bir söz, hani ne kadar gizlenirse gizlensin her şeyin aslında devlette bir bilgisi, belgesi vardır sözü doğru mu? doğrudur. Yani iktidar ne kadar ortadan kaldırmaya kalksa da devletin hafızasını yok etmek için mücadele etse de mutlaka bizim geleneğimiz Büyük Selçuklu'dan itibaren Osmanlı da bunu devam ettirmiştir. Hep not edilmiştir. Siz Cağaloğlu'ndaydı eskiden oradaki Başbakanlık arşivi. Oradaki harp cedillerine baktığınız zaman tek tek yani Atatürk ve arkadaşlarının özellikle
savaş ortamında tuttuğu notlar, yani şu kadar peksibet, şu kadar yoğurt, şu kadar şu falan, tek tek yazıla gelmişti. Bu milletin arşivi bu kadar niteliklidir ve kimliklidir. Ve bu kadar Yani bugün iktidar değiştiği zaman kapalı kapılar ardında yapılanların neler olduğuna dair belgeler ortaya çıkacak mı? Sedef Hanım bak, şöyle bir tomar beyaz şey koyacaksınız şeye, masanın üstüne beyaz kağıt, dosya kağıdı. Bir de kalem koyacaksınız. Bir de şey koyacaksınız. Onların konuşmalarının metni şey alacak teknolojik alet koyacaksınız. Yazmaktan yorulurlar. Bak şey yapamazlar. Kendileri yazarlar. Bizi kurtarın affedin diye. Yazacaklar çünkü. Ne yapacaklar? Biz bunları geçmişte hep yaptık. Herkes yazdı. Kendini anlattı. Yani devletin geçmişte Bulgaristan'daki kim teksimasını kullandığı, yerli ve yabancı servisleri kullandığı ve Türkiye'nin özellikle ekonomisinin çökmesinde, sermayesinin çökmesinde, oradaki bütün bu istihbarat yapılanmasında, altın kaçakçılığından kimyasal kaçakçılığa kadar bütün bunların hepsini sorguladığımız için biliyoruz. O insanlar hepsi sürünerek öldüler, aç öldüler, fakir öldüler. Ve onlar yerli ve yabancı bir takım güçler tarafından kullanıldı. Ne için kullanıldı? Parasal ortaklık bakımından, menfaat bakımından. Bugünkü kavganın altında da parasal kavga var. Bunu böyle bil. Bugün bunu yapanlar da yarın öbür gün sürünecekler mi? Bu milletin malını kim gasp etmişse, Beytülmal'in malını kim gasp etmişse, yetimlerin, öksüzlerin malını kim gasp etmişse, aldatmışsa, onların sürünmeyeceğine bir garanti var mı? Bugün Saddam'ın mal varlıklarına kim el koydu? Saddam'da yetiştiğimiz bir istihbarat elemanıydı. Hüsnü Mübarek'in kim el koydu? Kaddafi'nin mal varlıklarına kim el koydu? Hiç kimse ses çıkarabildi mi? Bugün Suudi Arabistan sürekli bir şekilde kendi hanedanlığının devam ettirmesi için Amerika'ya sürekli para aktarmıyor mu zannediyorsunuz? Öyle değil mi? Yani Amerika'nın emrinden çıkabilme şansına sahip mi? Körfez ülkeleri dahil olmak üzere. İngiltere'nin emrinden çıkma şansına sahip mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradan ayrılmış olan İngiltere tekrar bu bölgeye geri döndü. Ne için geri döndü? Çünkü İngiltere'nin temel altyapıları buradan çıkmamıştı ki. Burada vardı. Temel altyapıları bıraktı. Gerek aşiretler bakımından, gerek insan malzemesi bakımından, gerek kişiler bakımından, yetiştirdiği elemanlar bakımından var. Türkiye'de de bunlar var. Türkiye'de yok mu da zannediyorsun? Tayyip Bey bütün bu arşivleri bilemeyebilir. Ama bana göre bildiğini zannediyorum. O zaman halkına, milletine geri dönmesi gerekir. Kendisini ve Türkiye'yi kurtarmak istiyorsa, eğer bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa, bütün bu arşivi milletle paylaşabilir. İç cepheyi ayrıştırmadan kaçınır ve güçlendirir. Muhalefeti de bir araya getirir. Gelin beraber bu girdaptan beraber kurtulabilirim diyebilir. Bunun için ne yapacak? Muhalefetle beraber geçici bir yıllık bir hükümet kurabilir. Bu pisliği ortadan kaldırması için. Hepimiz katkı veririz. Yani, ama kendisine çok yakın kişiler çok ciddi iddiaların öznesi. Efendim zaten onlar da milletine gözünü döndürmemiz için büyük baskı yapıyor olabilirler. Çünkü halka çok büyüktür. Yani örgütü suçun derebeylerin legal ve illegal anlamda iç içe girdikleri için bütün halkın rahatsızlığı bundan değil mi? Legal anlamda bilinen isimler, bir de illegal bilinmeyen bir sürü de yerel anlamda isimler var. Onlar da tehdit ederek büyük para kazanıyorlar. Yani bugün o yurt dışından kendi yazdığı senaryoyu çok güzel uygulayan ve bir tiyatro ve Hollywood sanatçısı gibiden daha ileri düzeyde söyleme davranış içerisinde baktığınız zaman çok güzel bunu yapıyor. Özellikle konan kitaplarda şunda bunda bir çalışmanın ürünü, bir senaryonun ürünü olduğu, kendi yazdığı senaryoyu çok güzel ürünü. Onu da o bakımdan bazı doğrularla beraber bazı kişileri de itibarsızlaştırarak orada bir şekilde konuşurum, beni kaybetmeyin, beni yabancı servislere tutsak ettirmeyin, beni kullanın derken bir kullanım aracı olduğu da ortaya çıkmış vaziyette.
Sayın Soylu'ya yönelik çok ciddi ithamları ve iddiaları var ama Sayın Erdoğan için öyle bir iddiası ve ithamı yok henüz Sedat Peker'in. Bu bir anlamda Erdoğan'a göz kırpıyor şeklinde yorumlanıyor. Katılıyor musunuz? Yani öyle bir takım söylentiler var. Sanki Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor falan diye. Ama kendisi ifade ediyor. Neden çıldırdığını, neden tahrik olduğunu. Kendisine söz... Yani Nisan ayında demek ki bir takım olaylar olacakmış ki. Onu bilmiyoruz. O açığa çıkmadı. Ve dönüş üretim yakıldı diye isyan altında. Ama onun neden tahrik edildi? O da önemli bir proje. Yani onun tahrik edilmesi, onun kışkırtılması önemli bir proje. Burada şu akla gelebilir. Devletin derinliklerinde bir çatışmanın olduğu, bir hakimiyet çatışmasının olabileceği ve devletin çöküşünü ortadan kaldırmak için bir takım namuslu, vatanperver insanların bu gidişi durdurmak için de bir çaba içerisinde olduğu dikkate alınmak mecburiyetinde olabilir. Yani bu ülke bu kadar sahipsiz ve kimliksiz değil ki. Siyasetle devleti ayıralım. Devlet bir tüzel kişiliktir. Yani Kim çatışıyordur Tantan? devlet hepimiziz. Yani sen de bir devletsin, ben de bir Kimle devlet. kim çatışıyordur? Derinlerde kimle kim çatışıyor bu çöküşü önlemek için? Efendim çıkar sahipleriyle, menfaat sahipleriyle büyük güce ulaşmış AKP yandaşlarıyla onun sermaye büyüklüğü yurt dışına taşınmış olan işte Beşli Çete deniyor ama Beşli Çete'nin dışında da ismi Türk kamuoyu bilinmeyen bir sürü insanın yurt dışına kaçtığı, paralarını aktardığı biliniyor. AKP Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanımlarından nerede olduğunu euro cinsinden almaya dolar cinsinden de Amerika takip ediyordu. Yabancı istihbarat örgütleri takip ediyordu. Özellikle otoriter rejimlerdeki bütün kazanımlar nereye aktarılır? Yabancı bankalara. Yabancı bankalar kimin kontrolündedir? Yahudi sermayesinin kontrolündedir. En büyük mafya bu sermayenin el konmasındaki en büyük mafya Yahudi mafyasıdır. Ama görünmez, hissedilmez. Aynı zamanda Yahudi teşkilatı bütün şirketler bakımından fakir Yahudi göremezsiniz. Bütün şirketler bakımından birlikte kalkınırlar ve birlikte o ülkeleri sömürürler. Ve birlikte siyasi anlamda, ekonomik anlamda ve her alanda kendi gücünü hissettirmek için de çaba içerisinde oldular ve o ülkelerdeki insanları devşirirler ve satın alırlar. Böyle bir şeyler vardı. Şimdi KGB'ye baktığınız zaman Rus mafyası hepsi yüksek derecede eğitimli mafyadır. Hepsi üniversite mezunudur. Hepsi deneyimli insanlardır. Ve onların uluslararası alandaki yansımaları çok daha farklıdır. Hakimiyetleri çok daha farklıdır. FSB ondan sonra gelen FSB de o da çok nitelikli, yüksek düzeyde eğitimli insanlar, yetişmiş insanlardır. Onları yabana atmamanız gerekiyor. Yani bu şekildeki küresel güçler bakımından ki temel altyapılarda yani yaygın haberler binalarının, istihbarat teşkilatları, kamu istihbaratı, özel sektör istihbaratı gibi istihbarat teşkilatlarının çok güçlü olması lazım. Hem ekonomik anlamda, hem nitelik anlamında, hem sermaye büyüklüğü anlamında şirketlerin istihbarat teşkilatları böyle bir güçlü olması gerekiyor. O şirket yani özel şirket istihbarat teşkilatlarıyla kamu istihbarat teşkilatları havuzda birleşmesi lazım. Havuzda birikmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir altyapı yok Türkiye'de. Böyle bir altyapı niye yok diye hiç düşündün mü Sedef Hanım? Niye yok? Abdülhamit'ten beri hanedanlığın elinden gidecek korkusu vardır biliyor musunuz? Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan Bey'in eli siyasallaşmış olan devletin altyapısındaki bu istihbarat teşkilatını kimi takip ettirir? Kendi yandaşlarını takip ettirebilir, kendisine tehdit oluşturan herkesi takip ettirebilir, arşivleyebilir ve o arşivle tehdit ettirebilir. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Bunu Ergenekon'da, Balyoz'da ve diğer özellikle bütün kamu kuruluşlarının içinin boşaltılmasında silahlı kuvvetlerin, kolluk güçlerin hatta istihbarat teşkilatlarının diğer temel kamu hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı'ndan kadar bütün bakanlıkların içinin boşaltılmasında ne kullanıldı?
hayali telefon konuşmaları şeydi, sanal ortaya konmuş olan imzası olmayan mektuplar, şunlar bunlar, hatta fotokopi şeyler ortaya konmuş ve insanlar yerle bir edildi, süründürüldü hapishanelerde, yok edildi, itibarsızlaştırıldı. Bir gizli tanıklar kullanıldı, evet. Gizli şimdi tanık, Sedat gizli, gizli tanık Batı ülkelerinde gitti. Ceza adalet sisteminde var. Türkiye'de getirildi, yenilikti. Ama burada ne kadar kullanılabilir kirli insanlar varsa onlar kullandı. Bu yanlıştı aslında. Tabii yani canım, Şemdin Sakık işte bunlar itirafçı oldu. Ondan sonra biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı sanık yapıldı. İşte gizli tanık adı altında PKK elebaşı zamanında, o açılım sürecinde Genelkurmay Başkanı'nın hapsedilmesi sürecinde ifade verdi ve bu iktidarda, bu dönemde, ya yani o dönemde bunu kullandı. Şimdi bugüne gelecek olursak, Süleyman Soylu'nun, İbrahim Kalın'ı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı takip ettiği, dinlettiği yönünde Sedat Peker'in bir iddiası var. Bu biraz önce söylediğiniz şeye de aslında bir paralellik teşkil etmiyor mu? Yani aslında o sarayın içinde bugünkü siyasi iradenin önde gelenleri aslında klikler oluşturmuş durumda ve birbirlerine karşı böyle bir rekabet içindeler ve birbirlerini dinletebilirler. İşte kaset savaşları olabilir, gizli bir rekabet içinde medya kullanılabilir gibi bir tablo var sanki karşımızda. Biraz önce sizin söylediğinize de paralel, böyle bir hani saray entrikasız olmaz misali bir tablo var karşımızda sanırım. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bunu benim konuşmama gerek yok. Siz bunu çok güzel izah ettiniz. Yani oraya demek ki devletin bazı derinliklerinden çok farklı bilgiler aktarılıyor demektir. Yani kıskançlık, karşılıklı birbirlerini yok etmek, ortadan kaldırmak. Yani orada sermaye büyüklüğünde kavgalar da vardır. Bana da şu kadar para vereceksin, bu kadar şey yapacaksın. İfşa meselesi ortaya çıkabilir. Yani bunu siz çok güzel izah ettiniz. Tebrik ederim yani. Benim bunu konuşmama da gerek yok. Eski MİT Demek Başkanı Eski MİT Başkanı Mehmet Eymür hatta bu iş dedi öyle bir yere gider ki siyasi cinayete kadar gider dedi. Efendim, bu itişmeler. Ben derim ki iktidar sahipleri Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na muhalefette beraber oldu. Yani kim Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. HDP'yi zaten, HDP bir PKK'nın yan kuruluşu olduğu için de o ne kadar ne yaparsa yapsın kendini ifade edemez. Yani o halka ait bir parti olarak ortaya çıkamadı. Ya, Türkiye Partisi olamadı. Olabilirdi, olamadı. Çünkü olamazdı. O da öyle kurulan bir partiydi. Yani nasıl ki İmralı kimin tarafından korunup kullanıyorsa, orada himaye altında tutuluyorsa, onu hangi güç teslim ettiyse o güç onu yine himaye ediyor ve onu da kullanıyor hala. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt devletinin kurulmasında, Irak'ın kuzeyindeki Kürt devletinin kurulmasında PKK ile YPG ile bazen anlaşılamadığı için çok baskı altında anlaşamıyorlar ve bu bakımdan da baskı altında onun için de o da kullanım aracı. Şimdi ben burada derim ki bunu bu oyunu kim bozabilir? Cumhurbaşkanı üç partilileri bir araya gelirse bozabilir. O zaman Bahçeli'yi dışarıda bırakacak ve CHP ile İYİ Parti ile mi bir ittifak kuracak? Yani bugünkü konjektürde bu mümkün mü? Bahçeli zaten kendisine beraber yapışmış vaziyette. Yani onu söylememe gerek yok ki. Ya bu zaten şey vaziyette. O zaman bununla bir araya gelerek yeni bir geçici hükümet kurup, bir yıllık hükümet kurup bütün bu olayları ortaya çıkarabilir ve Türkiye yeniden temiz topluma döndürebilir. Peki çıkartmak ister mi? Çıkartmak ister mi? Bugün bütün yetkiler elinde. Niye susuyor? Efendim onu
çıkarttı. Onu çıkartmayan kendisi değil ki. O şey tutsak vaziyette olduğunu kendisi ifade ediyor. Biden'a sürekli açık bir şey göndermiyor mu? Yeni beyaz sayfa açalım, şeylerimizi, anlaşmazlıklarımızı bir tarafa atalım demiyor mu? Değil mi? Her konuda anlaşabiliriz. Ben her türlü hizmetinizi hazırladım demiyor mu? Yani her türlü ödün verilebilir. Peki tutsak biriyle neden o zaman İyi Parti ve CHP hele de güçlenirken bir ittifak içine girsin? Efendim ben daha önce söyledim. CHP ile İyi Parti böyle bir şey de yoksa bir takım yasal düzenlemelerle iktidara zorlayabilir, kaçamaz. Ne demek istedim anladın mı? Eğer onları yaparken Recep Tayyip Erdoğan gelin beraber hükümet kurup bunu kökten düzeltelim derse, halka açık bu şekilde bir mesajda bulunursa o zaman yapılabilir. Söylemek istediğim demem o. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hala iktidarda olduğu bir Türkiye'de temiz bir sayfa açılıp bütün bu kirlilik ortadan kalkabilir mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Sedef Hanım, biz bu ülkenin birer insanıyız. Bu ülkenin sahibiyiz. Hepimiz. Hepimiz ayağa kalksa Recep Tayyip Erdoğan nereye kaçacak? Kalkışma değil ki. Silahlı kalkışma değil, şey değil. Yani hepimiz bir araya gelsek ne yapacak yani? Bize ne diyecek? Öyle diyeyim, o da bir insan. O da bu ülkede siyasete girmiş daha gençlik yıllarından beri. Siyasette büyük mesafe kat etmiş ve onu da ödüllendirmek gerekiyor. Tek başına bütün her şeyi kullanarak Büyük Ortadoğu projesini tamamen uygulamaya geçti. Uyguladı, başardı. Tek bir şey kaldı. Devletin adını değiştirme ve halifelik. Böyle bir insanla neden ittifak yapsın o zaman? Akşener onu ben ittifak yapsın demiyorum ki. Ben diyorum ki muhalefet bunu yapamıyorsa zorlasın diyorum, ama zorlaması için bunları yapsın diyorum. Onun bir adım mesafesi var, onu yapamıyor, onu yapamayacağım. Onu yaptırtmayacağız. Söylemem o. Biz de onun yani, birebir takibindeyiz. 2023'te asla, nihai son adım diyorsunuz. Asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun temel iki direğini, Türk kimliğini ve inanç kimliğini asla ortadan kaldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Onu bilsin. Bunu her televizyonda, her YouTube kanalında bunu söylüyor geliyor. Ya burada yani iddialı 2023 yılında aslında bunu söyleyelim. Burası özgür bir platform. 2023 yılında o kutsal dava dedikleri şeyin yani Türkiye İslam Cumhuriyeti olması. Nihai hedef bu. 2023 yılı hedefi. İsmini bilmiyorum ama isminin de konu belli değil, ama erken seçimi Tayyip Bey kendisi istemiyor. Kim istiyor? Kendisi istiyor da kime hissettiriyor erken seçimi? CHP ve İYİ Parti hissettiriyor değil mi? Hı hı. Erken seçim olursa kim kazanacak milletvekilliği bakımından baktığı zaman? Yani Ankara ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi yükünü kim kazandı? AKP kazandı. Tayyip Bey seçim kanununda bir takım düzenlemeler yaparsa, iller bazında meclise şeyden daha fazla milletvekili sokarsa, muhalefetten fazla milletvekili sokarsa kim cumhurbaşkanı olur? Yine tek kişi olur. Öyle değil mi? Bütün kurumların başında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atadığı isimler var mı? Bütün kurumlar kimliğin başında var. Ne yapacaksınız peki CHP ve İYİ Parti? Demek ki, yani böyle bir durumda erken seçime gitmek riskli mi diyorsunuz muhalefet açısından? Riskli demiyorum. Muhalefete şunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabi belediye başkanlarından itibaren vakıf, dernek, sivil toplum örgütü, siyasi partiler gibi bir sürü kuruluşu var. Yüzlerce, binlerce. Her birine kapıcısı bile, odacısı bile 10 milyar alıyor. Oradaki çalışanlar büyük paralar alıyor. Her bir kuruluş
3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi her birine bir görev verilmiş. Onlar sürekli üretimleriyle algı yaratıyorlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir siyasetçi olduğunu, ülkenin kalkınmasında, ülkenin refah içerisinde olmasında, özellikle geçmişte vesayet rejimi vardı, dinimizi ibadetimizi yerine getiremiyorduk, bize engel çıkarıyorlardı, işte camiler basılıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu, hep bunlar dinlenmiyor muydu? Evet. O algılar yurt içinde ve yurt dışında sürekli kaldı. Hatta devletin imkanları kullanılarak Makedonya'da bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok, Tayyip Bey var, Tayyip Erdoğan var. Ona karşı büyük bir şey var. Niye? Çünkü Tayyip Bey parayı dağıtıyor, Tayyip Bey veriyor, Tayyip Bey şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Bunu halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor bunu. Oradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları getiriyor, hizmeti veriyor. Bunu böyle yaptı, başardı. Şimdi gelelim CHP'ye ve İYİ Parti'ye. Bir vakfı, sivil toplum örgütü, şey falan var mı hiçbir şey? Yok. CHP'li kapıdan giremiyor. Öyle değil mi? CHP'nin içerisi 40 parçaya bölünmüş vaziyette. İYİ Parti'de son derece namuslu, vatanperver, nitelikli insanlar var. Onlara bakıyorsun, hiçbirisi söz şeyinde değiller. Yani karar mercinde değiller. Televizyonlarda değiller. Televizyonlarda çıkamıyor ne hikmetse. Halbuki onlar televizyonlara çıksa, ben de neler ki tarımda, ekonomide, bazı tarım konusundaki uzman bir İYİ Partili'yi tanıyorum. Onu Meral Hanım şimdi dilendirmeye başladı. Ve güzel bir şey. Tekstilde, ekonomide de bunu yapabilir. Bu konuda çok nitelikli, deneyimli insanları var. Ama bunu ne hikmetse kullanmıyor. Tek başına peki, iktidar alamıyor. Ben de geçirmeye çalışıyorum biraz önce söylediğinizi. Erken seçim konusunda muhalefetin tavsiyenizi bir kez daha anlayabilmek açısından sorabilir miyim? Muhalefet ülkede iktidar olmak istiyorsa İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Partisi diyen tek başına iktidar olabilir. Niye? Birliktelik istiyor. Milleti farklı, Cumhuriyeti farklı diye. Bugün Cumhuriyet İttifakı'nın tükendiği, bittiği, sokakta geçsin herkes biliyor. Neden onlar şey kaybediyor? Peki 15 yıl iktidarda beraber olmuş partilerle niye ettirsek namazında? Onlar aynı suçu işlerken, onlar silahlı kuvvetlerin içi boşaltılırken, Ergenekon, Balyoz'un şeyden niye seslerini çıkarmadı? Neden? Ekonomikle tekrar ediyorum. Erken seçim konusunda tavsiyeniz ne? Özellikle Türkiye'nin artık bütün bu kirliliği ortaya çıkmışken, erken seçim konusunda muhalefet adım mı atmalı, yoksa 2023'e kadar beklemeli? Bu çünkü bir süreç, yani yıpranma süreci aynı zamanda. Her geçen gün aslında iktidarın pek de lehine gitmiyor. O da bir realite. Muhalefet, benim söylediğim, az önce ifade ettiğim yasaları şiddetir, iktidar buna cevap veremezse, kamuoyuna iktidarın Türk halkını düşünmediğini, kendini düşündüğünü, devleti düşünmediği ortaya çıkaracaktır. Muhalefet söylemcileri 2 ay kendilerini saklasınlar bir yere. Bak 2 ay bir yere kapansınlar, hiç cevap vermesinler. Siyasetçilere malzeme vermesinler. Yani ona söyleyeceği bir şey vermesinler. 2 ay içerisinde iktidar kendi kendini infaz eder. Zaten şu anda Sedat Peker onu yapıyor Sayın Tantan. Şimdi daha hiçbir şey yapamıyor. Daha yapamıyor ama iddiaları Türkiye'nin kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Şimdi iddialarda tabii bu derin devlet tartışması söz konusu olduğunda hep bu derin devletin orta yerinde bir isim var. 30 yıldır var. Sedat Peker'in de iddialarının orta yerinde aynı isim var. O da Mehmet Ağar. Nedir bu derin devlet ve Mehmet Ağar meselesi? Türkiye'de derin devlet diye bir devlet olduğunu mu inanıyorsunuz? Bilmiyorum, size soruyorum. Öyle bir devlet, derin devlet, devletin dışında bir şey var mıdır? Peki derin devlet olsa, yani derin devlet dediğiniz bir Amerikan derin devleti, bir İngiliz derin devleti veya bir Alman derin devletinde özellikle ki siyasetçi
bir siyasi kadrolar Amerika'ya gidip tutsak olur mu? Oradan icazet alabilir mi? Alabilir mi? Kirli ve kimisi siyasetçi Büyük Millet Meclisi'ne girebilir mi? Kirli ve kimisi siyasetçi bürokraside olabilir mi? Olamaz. O zaman demek ki bu derin altyapı bize ait değil. Peki şimdi burada bir derin devlet var mı, yoksa olsa bile bize ait değil mi? Yani derin devlet nedir bir kere? Efendim, gelişmiş modern devletlerde derin devlet yaygın haber alma ağlarının, yani istihbarat teşkilatlarının ve buradaki şeyin bir yansıması. Yani onlar şeye baktığınız zaman Almanya'da anayasayı koruma şeyi var. Derin yapı, Benedem. Şimdi orada dikkat ederseniz Alman milletvekillerini dinleyen bir yapı ortaya çıktı. Hiç kimse bir şey diyebildi mi? Diyemedi. Çünkü Alman derin devleti her şeyin üstünde. O neyi sağlıyor? O Almanya'nın üretimini, zihinsel üretiminden, fiziki üretiminden her şeyini koruyup kollayan, ona karşı bir tehdidi ortadan kaldıran bir yapı. Türkiye'de bu yapı yok. Ben de hep bunu söylemeye çalıştım az önce. Size söylediğim şeylerde bu var. Bunu yapmadan modern devlet olamazsın. Bunu yapmadan devlete hakim olamazsın. Ülkeye hakim olamazsın. Bireyi tehdit edecek, yurt içinden ve yurt içinden tehdit edecek bireyi tehdit edecek bir tehdidi ortadan kaldıramazsın. Onun için bir takım yasal ve kurumsal altyapılara ihtiyaç var derken bunu ifade etmeye çalıştım. Yani kurumsal bir altyapı, bilgi teknolojilerinin olduğu bir altyapı, devleti güçlendiren bir sisteme mi biz aslında derin devlet diyoruz ve o anlamda Türkiye'de bir derin devlet yok. Söylediklerinizden böyle bir özet çıkartabilir miyim? Eğer derin devlet diye istihbarat teşkilatını algılıyorsanız, bir sarı zarf müsteşarlığa girince onun içini okumadan, onu kim gönderdiğini tespit etmeden ilgili kurumda, Cumhurbaşkanlığına, Genelkurmay veya Başbakanlığa gönderir, onu ortaya çıkarır ve imha eder. Bir haham yurt dışından servis yaparken, bütün kurumları çökertmeye çalışırken, bir hayali bir takım söylemle günlerce servis edilirken televizyonlarda, gazetelerde onu önler. Uzayda hatta da olsa TRT yayınladı onları zamanında. İşte Sedef Hanım, işte ben bunları size örnek olarak açıklıyorum. Evet. Bir derin devlet, eğer bir derin devlet istihbarat teşkilatının içerisindeyse, yetkisi olmamasına rağmen, operasyonel yetkisi olmamasına rağmen bir organize suç örgütü ve terör örgütüyle İngiliz istihbaratının başkanlığında Oslo'da masaya oturursa o da suç işlemiştir. Hatta derse ki oradaki Sabri Okan, PKK'nın üst düzey yöneticisi, Türkiye'de nerelere bombaları, silahları gömdüğünüzü biliyoruz derse, bunu ortaya çıkartmazsa nasıl bir derin devlet bu? Kozmik Oda'nın talan edildiği bir ülkede nasıl bir derin devlet bu? Efendim, şimdi bütün devletlerde bu tip altyapılar var. Ama bu altyapıların hukuki altyapıdan olması gerekiyor. Kişilere bağımlı olmaması lazım. Türkiye maalesef deminden beri tartıştığımız hep kişiler tartışılıyor. Kişiler değil ki. Ülke, kişiler gelip geçici. Yani Sultan Süleyman'a kalmayan bir dünyada, imparatorlukta kime kalacak ki? Fatih'e kalmamış, rahmetli Atatürk'e kalmamış, kime kalmış dünya? Ama Sayın Erdoğan ben gidersem devlet biter dedi. Efendim, kimse bitmez. O da bir şekilde hiçbir şey yokken parlamentoya taşıyor. Onu taşıyanlar herkes biliyor. Yani saray cezaevinde altyapı yapanlar orada gelip Amerikan konsolosluğunun ona tavsiyeleri bilinmiyor mu zannediyorsunuz? Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye şeyler. Her şey, herkes her şeyi biliyor. Yani Yeni Zemin'deki şey olan Yalçın Akdoğan'ından Mehmet Metiner'e kadar, Mehmet Metiner'in Tayyip Erdoğan'ı kimlerle tanıştırdı bilinmiyor mu? Kimlerle tanıştırdı? Yeniçi Hareket kitabının içerisinde bunlar
Sadece açık bilgiler var. Kapalı bilgiler yok tabii. Sedef Hanım, böyle çok bilgi var. Onlarla hiç kafanı yorma. Peki Bu ülkede... Mehmet Ağar gelen sorular içinde de var. Lütfen Mehmet Ağar'ı sorar mısınız diye. Korkut Eken ve Mehmet Ağar isimleri Sedat Peker'in iddialarında da geçti. Biliyorsunuz Yalıkavak Marina'ya onların deyimiyle çöktüğü iddiası vardı ve bunun artık iddia almaktan çıkıp hakikaten sonra kendisi de Mehmet Ağar dedi ki ben eğer burada olmasam buraya mafya çökerdi dedi. Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ın isimleri yine yan yana kimi iddialarda ortaya çıktı. Haklarında bir soruşturma açılacak mı diye dün akşamki programda da Soylu'ya soruldu. Nedir bu Mehmet Ağar meselesi? Efendim kendisi açıkladı. Ben emekliyim, emekli bir siyasetçiyim. Beni her zaman savcılar çağırabilir. Beni soruşturabilir dedi. Dedi mi? Soylu'da İçişleri Bakanı. Ha, peki sağ. Kavuşmakta. Efendim Soylu'da İçişleri Bakanı. Yani Mehmet Ağar söyledi. Benim her zaman çağırabilir savcılar. Emekli bir siyasetçiyim dedi. Emekliyim dedi. Dokunulmazlığım yok, şuyum yok, buyum yok. Ne oluyor da savcılar çağıramıyor peki? Efendim bana hükümet yetkililerine sormak lazım. Ben hükümet değilim ki. Ben de bir sivil vatandaşım yani. Peki bir ben burada olmasam mafya Marina'ya çökerdi sözü ne demek? Yani devlet yok mu da mafya çökecek? Yani orada Mehmet Ağar bir anlamda kendini devletin yerine koymuş olmuyor mu? Orası Sokar'a ait bir yer olduğunu söyledim Mehmet Bey. Yani Azerbaycan Sokar petrol şirketine ait olduğunu pek kim Sokar'a Mansimoğlu'nun hiç... değil mi? Kurbanoğlu diye soyadını değiştirmiş bir Azeri iş adamı. Şaibeli Efendim bir onun şeyine girmek istemiyorum. O da ayrı bir şey. Yani o da onun için ayrı bir program yapmanız lazım. O da farklı bir yapı. Onu Azerbaycan yetkililer açıklayabilirler yani o şeyi. O da büyük paralar kaybetmiş, kaybettirmiş. Kimlerin kullandığı falan hepsi belli. Kimlerin zenginleştiği belli, kimler ondan para aldı, hepsi her şey belli, hiçbir şey kapalı değil. O zaman Türkiye yeni bir ülkeyi temizleyecek bir siyasi iktidar kurulduğunda gerek Sokar ve Petkim ilişkileri gerekse Katar'daki özellikle Maliye Bakanı'nın, CEO'nun ilişkilerini okumak lazım, bakmak lazım. O ilişkilerden kimler ne kazandı diye. Öyle değil mi? Yani parayı takip ederseniz, ticareti takip ederseniz, özellikle telefon ilişkilerini falan takip ederseniz, her şey ortaya çıkar. Hiçbir şey kapalı değildir. Her şey açıktır yani. Şimdi bugün bunu araştıracak gazeteci de kalmadı. Var, çok az gazeteci var. Birebir araştıracak. Rahmetli Urmuncu niye hala saygıyla anılıyor? Çünkü rahmetli Urmuncu sürekli yıllar içerisinde bir takım olayları anlatarak yani olayı yaşayarak anlatarak ama Uğur anlatmaya çalışıyor. Mumcu suikastinde de Mehmet Ağar'ın ismi geçti. Efendim o suçları biz yakaladık ve ortaya çıkarttık. Yani Ankara'nın göbeğinde cördekler, silahlar falan hepsi bulundu. Hepsi açığa çıktı. Bir tanesi suçlu yurt dışına kaçmıştı Oğuz Demir. O yakalanamamıştı. Şimdi bir şey, tevatür şurada Türkiye'dedir ya İran'dadır şey, söylemi var. Onu kullananlar yani onlar eğitilmiş fakat kullanıcının kim olduğu yıllar sonra açığa biz çıkarttığımız için de o muamma şeyde muamma olarak ortada kalıyor. Ama şey şu, ona cezaevinden o suçların yazdığı bir ayrı şey var, rapor var. Biz işte şöyle yaptık, böyle yapıldı falan diye. Ona işkence gördüler diye o rapora bilirkişi raporu veren kim peki? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Anlatayım bir. Hayır, Uğur Mumcu'nun bir dakika biz onları çıkarttık dediniz. Uğur Mumcu suikastinin failleri kim? Yakaladık diyorum da çoğu cezaevinde. Bir Kim kişi bunlar? firardı. Kim bunlar?
Efendim cezaevinde hepsi. İsimlerini sayayım. Hayır, yani bunların genel olarak bir İran kökenli bir şeyden destek aldığı yönünde iddialar vardı. Merdan Yanardağ da öyle bir şey yazdı ama son dönemde iddialarda Mehmet Ağar'ın da ismi geçti. O anlamda ısrarla soruyorum kim bunlar diye. Efendim, İran İslam Devrimi'nde rejim İraç Bakanlığı kurmuş, rejim İran İslam Devrimi'nde. O İraç'ta sadece Türkiye'de bütün insanlar tarafından ihraç ediyor şeyi, rejimin. O bir sempati olmuştu. Türkiye'den oraya gidip eğitim alan bir sürü insanlar var. Bunları herkes, devletin istihbarat teşkilatları bunları biliyor. Karşılıklı da gerek CIA'nin şey yaptı. Çünkü İran İslam Devrimi'nin orada yapılmasındaki arkadaki güç Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin olduğu biliniyor. Fransa'da orada himaye altında olduğu biliniyor. Bunlar bilinmeyen bilgiler değil ki. Ben de demem o ki bunlar bilinen şeyler. Bunlarla vakit kaybetmeyelim. Burada Peki. söylemek istediğim konu şu. Venezuela'ya Bak dinle. gelelim. Peki bir de Bak şimdi bunu Venezuela'ya. dinle. Bunu dinle. Çok önemli. Şimdi cezaevinde siz bir tomar şey yazıyorsunuz. Buna ilk önce görmüşüz diye rapor veren kim? Profesör Şebnem Korur Fincancı. İşkence görmüştür diye. İnsanları görmeden, onları dinlemeden kağıt yüzünden rapor veriyor. Dünyada böyle bir örneği yok. Adli tıpta da yok. Adli tıpta da yok. Adliyede de böyle bir rapor yok. Şimdi böyle bir olay var. O zaman soru şu, Şebnem Korur Fincancı'nı anlarsın. Bu raporu kim verdirtti? Öyle değil mi? Ben anlayamadım, Bu pardon, raporu ona sesiniz kim gitti. verdirtirdi? Ne raporuydu bu Sayın Tantan? Bir daha tekrar eder misiniz? Sen beni dinlemiyorsun ki kafan şeye Hayır, takılıyor. hayır, Venezuela'ya hayır. şöyle bırak. Sesiniz gitti, dondu, anlayamadım başını. Bir rapordan bahsettiniz ama Bak tamam sesiniz gitti. o zaman efendim işte adli tıp uzmanı Profesör Şebnem Korur Fincancı Evet. Urumcu cinayetinde görev almış olan Oraya oradaki gidiyorum. Tamam. sanıkların yazdığı bir tonlar rapor görmedi. O üzerinden işkence görmüşlerdir diye rapor veriyor. Bir kişi rapor. Bu adli tıpta bir adliyede de böyle bir ürün yok. Savcılıkta, mahkemede. Ona sormak lazım. Size bu raporu kim verdirtirdi diye. Şimdi herkes şu içerisinde Urumcu'nun katilinin arkasındaki İran'da eğitim almışlar. Ben İran'a gittim, sordum oradaki yetkililere. Buradan şuradan çıktığınız zaman her okul bir okul, her ev bir okul dediler. Dünyanın her tarafından yani hangi dinden olursa olsun insanlar burada geliyor, eğitiliyor ve biz bunları buradan o ülkelere gönderiyoruz ve kontrol ediyoruz diye. Orası ayrı bir dünya, ayrı bir coğrafya. Yani şimdi bu altyapıları bilmeden şey yapamazsınız. İşte tabii İran'ın o günkü şimdi Savama'nın Türkiye'deki yapılanması ve Türkiye'deki takibi de farklı. Bunlara gelirsek ayrı sayfa açmamız lazım. O da çok farklı bir şey. Tamam. Buradaki eylemlerin şusu busu o da önemli. Tamam. Sayın Tantan, biraz önce gerçekten Şimdi seste Venezuela'ya problem geldim. olduğu için duyamadım. Yoksa sizi dikkatli bir şekilde dinliyorum. Şimdi Uğur Mumcu suikastıyla ilgili açıklamalarınızı yaptınız. Dün akşam yine Sayın Soylu'ya bu faili meçhul cinayetler aslında sorulmadan kendisi bir gündem yarattı ve dedi ki biz işte terörle mücadele ediyoruz ve hatta bizim dönemimizde faili meçhul cinayet ya da işkence yok dedi canlı yayında. Yani bizim dönemimiz dediği şu anda AKP'nin İçişleri Bakanı olarak AKP dönemi, yani son 18-19 yıl. Şimdi bakın, Necip Hablemitoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink, Tahir Elçi, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Uludere, Zirve Yayın Evi, Ankara Garı, Kobani Eylemleri, Aselsan Mühendisleri, helikopterden atılanlar,
çıplak aramalar, Rabia Naz gibi aslında faili meçhul olan pek çok cinayet var ve işte çıplak aramalarda dahil işkence konuları var. Ama Sayın Bakan dün canlı yayında bizim zamanımızda hiç faili meçhul cinayet falan yok dedi. Size nasıl onun muhatabı ben değilim ki onu ben. Hayır, nasıl yorumluyorsunuz? Yani eski bir Dışişleri Bakanı olarak bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Onu iktidar sahiplerine söyleyeceksin. Onu ben bir şey yapamam. Yani o onu öyle söylüyor. Ya yani ben ne diyeceğim? Onu söyler mi diyeceğim? Çıplak aramada mesela yanlış bir kanı var. Açıklanmamış. Çıplak arama yasal zorunluluk. Batı'da da var bu. Batı hukukunda da var. Ya yani Türkiye'nin kaybedebilir misin insanların şeyi? Türkiye'deki ve Türkiye'nin hukuk idare altyapısı, ceza hukuku altyapısı Fransa'dan alınmış ve esinlenerek uygulamaya sokulmuş. Öyle değil mi? Şimdi evet. oradaki ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri sürekli yan yana gelerek, bir araya gelerek sınır açan suçlarla mücadele nasıl yapılacak diye hep bir araya geliyorlar. Nasıl mücadele edeceğiz, ne yapmamız lazım? Sürekli hukuki altyapılarını güncelletiyorlar. Türkiye bunu görmezden geliyor. Maalesef Türk hukukçuları da çıkıyorlar televizyonda barbarlar konuşuyorlar, bilmeden konuşuyorlar. Sırf milletvekili olabilmek adına yalan yanlış konuşuyor. Neyi konuşması lazım? Anlatması gerekiyor. Çıplak arama şundan dolayı oluyor diye. Anlatacak bunu. Çıplak arama yasal mı? Evet. Yani Batı hukukunda var. Efendim bunlar onun kuralları var. Yani çıplak arama derken böyle şey diye. Yani bunu bir taciz ve bir mağduriyet yaratacak şekilde yapılıyorsa bu nasıl yapamaz bir yasal? Efendim yapamaz. Yapamaz onu. Ben diyorum ki bu bir yasal zorunluluk ama bunun kuralları var. Bunun eğitimi var. Yani bu şimdi siz bir kanun çıkarttınız. Bu kanun uygulayıcılar bakımından. Kanun çok iyi çıkartılabilir. Uygulayıcı kötüyse bu kanun mahveder insanları. Önemli olan uygulayıcının niteliği önemlidir. Onun için de hem nazari bilgi hem tatbiki bilgiye ihtiyaç vardır yıllar içerisinde. Biz 4422 sayılı yasayı çıkarttığımızda iki sene il il dolaşarak hukuk eğitim seminerleriyle hakimlere, savcılara, kolluk güçlerine, güvenlik güçlerine, hatta gazetecilere, uzmanlara bunu anlata geldik. Rahmetli Sultan Hoca, Feridun Hoca bunları anlatırken yoruluyorlardı. Niye? Çünkü kimse dersini çalışmıyor. Bugün hiç kimse çalışmıyor. Sadece bugün dikkat ederseniz dedikodu kültürü, magazin kültürü öne geçmiş vaziyette. Şimdi bir senaryo yazıyor senarist ve çok da güzel oynuyor bunu. İçine doğru bilgiler, bir takım bilgiler koyuyor. Fakat bazı... Ama bunların doğru olup olmadığını anlamamız için savcıların harekete geçmesi lazım. Ve savcılardan bir adım atılmadı henüz. Mesele bu. Her türlü ortaya atılabilir ama savcılar harekete geçmediği sürece ne doğru ne yanlış bilemeyiz. Üstelik de onu o iddia makamı... Bak onu bilemiyoruz. Belki savcılar ciddi çalışma başlatmış olabilirler. Bilemiyoruz ki. Yani savcı gizli başlatmış olabilir. İlla davul zurnayla başlatmaz ki. Delilleri toplamak için etrafı ya belki de dinleme şeyleri takip şu bu falan belki başlatmıştır. Nereden bileceksiniz? Öyle değil mi? Bilemezsiniz ki. Bekleyeceksiniz biraz. Eğer bunu yapmazsa o zaman ben muhalefet ederim ki bağırıp çağırmayla şunu yapmak da falan değil. Adalet ve hukuk zemininde mücadele edeceksiniz. Yani silahlı kazanılan savaş bile masada hukuk zemininde kazanılıyor. Öyle değil mi? Ya savaşta silahla kazandırmış gibi gözükseniz de masa büyük. Masada kabulünüz önemli. O da ortaya koyacağınız hukuk. Evet hukuk ama mesela şey dün İçişleri Bakanı'na bu soru soruldu. Sizin istifa etmeniz gerekmiyor mu? Yargının önünü açmak anlamında dedi. O da dedi ki ben savcıları göreve çağırdım. Yani bu doğru bir açıklama değil bir kere. Yani savcılara göreve çağırmak ne demek? İçişleri Bakanı savcıları göreve çağırsa da o savcılar İçişleri Bakanı hakkında bir soruşturma başlatamaz. Teknik olarak başlatamaz zaten.
Teknik olarak bu mümkün değil. Niye? Meclisten bunun izni gerekiyor mevcut siyasi yapıda. Efendim o meclise yazı yazar şey yapar falan filan, o ayrı bir konu. Ama bugün yani Süleyman Soylu bunu söylediği zaman aslında doğruyu söylemiyor. Efendim Bilmediğinden onu, yani. Onu ben bilemem. Ben onunla konuşmadım ki, onun düşüncesinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani o gerçekten bazı konularda mücadele ettiğini, büyük başarı kazandığını ifade ediyor, söylüyor. O eskiden beri gelen bir siyasetçi. Yani siyasi kadrolarda bulunmuş, Doğru Yol Partisi genel başkanlığını yapmış. Değil mi? Evet, Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'nı yapmış ama dün akşam doğruyu söylemedi bu anlamda. Şimdi Venezuela'yı da sormak istiyorum size son olarak. Bu Venezuela'da işte peynir ithal ediyoruz Venezuela'dan meselesini inandırıcı buldunuz mu? Efendim ben o kişinin her şeyini doğru kabul ederek yorum yapabilir miyim ya? AKP'nin kullandığı, AKP'ye hizmet etmiş, AKP ile beraber aşırı zenginleşmiş bir insanı Sedef Hanım, bunu söylememeniz lazım. Onun ismini bile konuşmak, ona PR yaptırıyorsunuz. İyi bir şey değil. Yani herkesin tanıdığı bir mafyamsı yapının üzerinden yorum yaptırmaya zorluyorsunuz. Yanlış bir şey bu. İyi bir şey değil. Evet, sistemi ama tartışmamız gerekiyor. Milyonlarca insan şu anda o iddiaları takip ediyor ve gündem o yönde. Hani bunları yok sayamayız. Haberciler olarak bunları konuşmak durumundayız yetkililerle. Benim Ve evet. Sedef Hanım, üzüntüm şu. Demek ki halkımızın büyük bir bölümü, zihinleri yok edilmiş, çalınmış. Okumuyor. Okuduğunun farkında değil. Tartışmıyor, mahkeme edemiyor. Mahkeme edebilir. Herkes, siz onu izleyenler, soru soranlar hepsi cin gibi, biliyor musunuz? Her şeyi herkes biliyor. Ama bizim halkımız kolaycı yoldan birisi linç etsin diye bakıyor. Öyle mutlu olacağım. Peki ama Sayın Binali Yıldırım oğlunun Venezuela'ya gittiğini kabul etti. Ama sadece şunu söyledi. İşte maske dağıtmak için gitti dedi. Diyebilir efendim. Ben onu bilemem ki. Ben onun olduğunu, niye gittiğini nereden bileceğim? İstihbaratçı değilim. Devletin bana böyle bir bilgi sunduğu yok. Ama Binali Yıldırım'ın Hollanda'da şirketler olduğu, şeyde şirketler olduğu herkes tarafından biliniyor. Gemi inşaat mezunu, gemicilik yaptığı. O da saklamıyor. Onlar bilinen Evet. birer vaka. Oğullarının Malta'da şirketleri olduğunu biliyoruz. Hatta ben bunu yazdığım için hakkında davada açıldı açıkçası. Evet. Evet. Peki Sayın Tantan, daha temiz bir Türkiye için son sözlerinizi almak isterim. Sedef Hanım, Türkiye'nin potansiyel gücü yüksek. Nitelikli insan gücü yüksek. Artık hiç kimse kolaycılığa kaçmadan, efendim bir tweet attım şunu yaptım, kendi kendini aldatıyor insanlar. O sosyal medyada bir şekilde insanların zihinlerini meşgul ediyor. Bana da bir sürü böyle ipe sapa gelmez tweetler geliyor. Atıyorlar, insanlar meşgul ediliyor. Dönem bu dönem değil. Özellikle dijital çağa geçerken, dördüncü sanayi geçerken nitelikli insanların, bir Atatürk gibi her bireyi ortaya çıkarak köyde, kasabada, kentte, şehirde, hukuk ve adalet zemininde ülkeyi nasıl kurtaracağız, nasıl bir araya geleceğiz? Partiler devri bitmiştir. İşte görüyorsunuz ki partilerde, ben mi cumhurbaşkanı olsam, ben mi şey olsam diye böyle tartışmalar. İki muhalefet partisi şunu demiyor. Ya 15 yıl aynı iktidarla iç içe olmuş. Devletin asırlardan beri gelen okulları kapatılırken, kurumsal altyapılar çökertilirken, insanlar itibarsızlaştırırken, ses çıkarmayan bu insanlarla nasıl bir araya gelir ve o televizyonlarda bunlarla nasıl açılım sağlanır? O zaman demek ki bu Atatürk'ün Türkiye'ye kime emanetti? Gençliğe ve halka emanetti. Halifeliği kabul etmedi. Otoriter rejimi, diktatörlüğü kabul etmedi. Devir bu devir. Devir bu devir. Her birer bir Atatürk gibi ortaya çıkacak. Ve ülkesine sahip çıkacak. Silahla değil. Hukuk zemininde, adalet zemininde hiç kimse kötü söz söylemeyecek, hakaret etmeyecek, küfür zemininde bulunmayacak. Çünkü bizim kültürümüz
insanlara asla hakaret etmez. İnsanları asla bilmeden, duymadan, ön yargılı hareket ederek onu kirletemez. Zaten Allah'ın emri de hiçbir şekilde insanları kirletmeyiniz, onlara ön yargıyla davranmayınız diye emri var. Yani ölen insanın hakkında da konuşmayınız der ama yaşayan insan bakımından da şahitler bilirler. Şimdi siz bilmeden, etmeden, hiçbir bilgiye ulaşmadan insanları kirletemezsiniz. Kirlenmesini olanak sağlayamazsınız. Ben şimdi bakıyorum, Cumhuriyet'in kuruluşundaki nitelikli insan sahibi son derece sınırlı. Bugün yurt dışında ve yurt içinde yüzlerce, binlerce namuslu vatanperver insan var. Ya milyonlarca insan var. Ama gel gör ki, efendim kime oy vereceğim? Ya parlamentodaki insanların büyük bir bölümü tutsak alınmışsa, kirlenmişse, hala ben milletvekili olayım diye koşuşturuyorsa, onları geç at. Hala liderlik yapamıyorsa onu geç at. Yeni insanları, namuslu insanları geçici bir süreçte de olsa parlamentoya sok ve Türkiye'yi bu bataklıktan kurtar. Yapabiliriz bunu. Bu gücümüz var. Biz Yurt Partisi olarak Türkiye'nin her tarafında örgütlenmeye çalışıyoruz. İnsanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğü kadar da bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Yani 1980 öncesindeki isimler belliydi. 1980 sonrası yeni isimler sahneye sürüldü. Yeni şirketler, yeni örgütler sahneye sürüldü. Ve bunlardan kurtulabiliriz. Artık şunu kafamıza koymamız lazım. Türkiye'deki siyaseti Türk halkı mı belirleyecek? Türkiye'deki siyaseti Türk halkı karar verip parlamenti o mu belirleyecek? Yoksa Türkiye'deki siyaseti hala tutsaklık içerisinde yeni bir siyasi yapıyı ortaya çıkar ve Türkiye tutsak almak isteyen küresel güçler mi belirleyecek? Biz buna karşıyız. Buna asla müsaade edemeyiz. O bakımdan da Biden'la görüşmek için her türlü yeni temiz sayfa açacağım diyen Cumhurbaşkanı halkına ve milletine geri dönsün diye tavsiyede bulunabiliriz. Yapamazsa kaybeder. Türkiye kaybetmez. Türkiye yeniden ayağa kalkar. Türkiye mali ve ekonomik anlamda, siyasi anlamda kuzeyde ve güneyde ki komşularla birlikte hem kalkınma modelini hem güvenlik modelini ortaya koyar ve birlikte kalkınabilir ve büyük güç olabilir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Biden konusunu açtınız. Haziran ayında biliyorsunuz Erdoğan'la Biden bir araya gelecek. O Biden soykırım ifadesini kullandığı zaman Erdoğan nedense ey Biden diyememişti. Dolayısıyla NATO çerçevesinde bir araya gelen bu iki liderin sonrasında nasıl açıklamalar yapacağını takip edeceğiz. Merakla bekliyoruz. Siz diyorsunuz ki o tutsaklıktan çıkıp artık Erdoğan halkına dönmeli. Hala böyle bir ihtimal olduğuna inanıyorsunuz. Anladığım yok, ben inanmasam da tavsiye ediyorum. Tavsiye yani ediyorum. Dönerse kazanımlarla beraber, tabii öyle şey değil. Kazanımlarla beraber dönecek. Hem zihinsel kazanımlar hem diğer kazanımlarla beraber. Çünkü o kazanımlarını asla ve asla onu kullanan güçler ona bırakmazlar. Kimseye bırakmazlar dedim. Bir sürü örnekleri var. Dikkat ederseniz Ermenistan'a bir açılım sağladın. Azerbaycan'a da sağladın. İran'a da sağladın. İyi bakmak lazım coğrafyaya. Yani o bakımdan iyi okumak gerekiyor. Hem Hazar Havzası'nı iyi okuyacaksınız, hem Türk dünyasını iyi okuyacaksınız, hem bölgeyi ve havzayı iyi okuyacaksınız. Bunu okumadan Türkiye'deki siyasetin bu şekilde yoluna devam etmesi Türkiye'yi kalkınmamızı çökertir. Yani siz Amanos Dağları'ndan Golan Tepe'lerine kadar Türk aşiretlerini görmezden gelirseniz kaybedersiniz. Evet. Peki en azından böyle bir tavsiyemiz var diyorsunuz. Sayın Tantan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tecrübelerinizi ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Tabii bütün çabamız aslında tertemiz bir sayfanın yeniden açılması ve siyaset, mafya, emniyet ilişkilerinin konuşulmadığı geleceğin Türkiye'ye nasip olması. Sedef Hanım böyle bir imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin savaşçı kimliğinizi düzgün ve namuslu bir Türkiye olsun diye mücadelenizi biliyorum. O bakımdan da sizi kutluyorum. Biraz belki şeyli konuşmuş olabilirim ama bu
size karşı olan bir şeyden dolayı değil. Ülkemin içerisine düşürmüş olan bu durum bana büyük acı verdiğinden dolayı. Yani Evet. bunu biz, bunu yaşayan bir bu vatanın evlatları olmamamız gerekiyor. Buna seyirci kalamayız diye. Buna karşı bir araya gelmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmek için hep açılımlar sağlamaya çalıştım. Evet. Bunu başaracağız. Niye olmadan aşamayız diyorsunuz. Evet. Beraber olacağız, birlikte olacağız. Hiç kimseden korkmayacağız. Onlar bizden korksun. Biz namusu düzgün insanlar. Biz ülkenin kaynaklarına el koymadık ki. Biz ülkenin kaynakları başkalarına yağmalattırmadık ki. Biz mafya sınıfçılara geçit vermedik ki. Niye korkalım? Değil mi? Tam tersi biz diyoruz ki cesaret bulaşıcıdır. Cesur olacağız. Korkmak için hiçbir nedenimiz yok. Ben size o anlamda çok katılıyorum. Biz vatana ihanet etmedik. Biz ihaleye fesat karıştırmadık. Bu ülkeyi parsel parsel satmadık. Silah ya da uyuşturucu kaçakçılığı yapmadık. Hiçbir şekilde yalan, dolan yok. Şeffaf ve netiz. Buradayız. O yüzden de korkacak hiçbir durumumuz yok. O anlamda tam tersini cesaretle gerçeklerin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Sayın Tantan, çok teşekkür ediyorum. Aynen bu söylemini kabul ediyorum. Çok doğru. Aslında beni konuşturuyorsun. Konuşmama gerek yoktu. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, saygılar. Sağ olun. Evet değerli dostlar, bu akşamlık da bu kadar. Cesaret dedik. Lütfen Sedef Kabanç TV'ye abone olun. Bunu yayın sırasında yer yer söylemem gerektiğini biliyorum ama her seferinde unutuyorum. Abonelik çok önemli. Abone olun, bize destek olun ve hep birlikte gelin cesaretin sesi olalım. Şöyle bir şey diyoruz biz, Sedef Kabanç TV'ye abone olun, cesaretin sesi olun ki burada gerçekleri özgürce, cesaretle konuşabilelim sizin de verdiğiniz güçle ve daha da önemlisi bu konuşulanların daha geniş şekilde yayılmasına vesile olalım. Ne mutlu bize ki böyle bir kanalımız var, ne mutlu bize ki bunları konuşabiliyoruz. Sizler burada yorumlarınızı, sorularınızı yönlendiriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Yine yoğun bir ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine saat 21'de burada olacağız. Tabii ki yine bu meseleyi konuşacağız. Mafya üzerine gideceğiz. Sedat Peker'in iddialarını konuşacağız. Değerli bir meslektaşım Timur Soykan bizlerle beraber olacak. Yarın akşam, çarşamba akşamı saat 21'de. Perşembe akşamı yine bu konuların üzerine gideceğiz. Değerli, kıdemli bir siyasetçi Fikri Sağlar bizlerle beraber olacak. Cuma günü de bu konuların üzerine gideceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkması için. Yine değerli bir meslektaşım, sevgili İsmail Saymaz bizlerle olacak. Umarım sizler de bizlerle olmaya devam edersiniz. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar, hoşça kalın. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere.